Merhaba arkadaşlar. Bayramınız kutlu olsun bu arada. Gerçi siz bu videoyu izlediğinizde artık bayram bitmiş olacak. Fakat biz şimdi yolculuğa çıkıyoruz bayram günü. Bayramımızı orada geçireceğiz. Zaten bundan önceki videolarımızı izleyen arkadaşlarımız çoktan anlamıştır bile. Ben bir challenge oyununda kaybetmiştim. Lina da Kapadokya'yı 2 yıldır sayıkladığı için Kapadokya sözü vermiştim çekirdeki aileme. Şimdi onları Kapadokya'ya götürüyorum. Tabii kendim de gidiyorum. Sabahın çok erken saatindeyiz. Lina hala uyuyor, uyanmadı. O uyanmadan biz bütün hazırlığımızı yaptık. Kendim hazırım. Ben hazırsam zaten her şey hazır demektir. Aynen. Lina'yı şimdi uyandırmadan o 2 dakika 2 dakikadır yani uykusunu tam alsın. Şöyle bir evcil hayvanlarımızı bir besiye çekelim canları. Balıklarımızı falan evde bırakacağız. Kuşlarımızın yemleri hazır zaten. Onlara bir hafta kadar gider. Şimdi balıklarımıza hafta sonu yemi aldık. Şöyle bir yem var. Bu arada 4 günlüğüne gidiyoruz. Böyle bir yemimiz var. Bundan 2-3 tane attığımız zaman biz gelene kadar idare eder. Aç kalmazlar. Tabii kendi yemlerini de atalım yine bu arada değil mi Taner? Atalım. Kaç tane atayım ulan? 3 tane mi atayım? 2 ya da 3 tane yeterli. Ay benim domişkom geliyor. Allah'ım karnına bakın şunun. Kocaman oldu bebeklerimiz. Gelin bakalım kuzularım. Bakın kendinize iyi bakın tamam mı? Kavga dövüş istemiyorum. Uslu uslu güzel güzel geçinin biz gelene kadar. Çeşit çeşit yahu bizden çok mamaları var bunların. Biz bile bu kadar çeşit yemiyoruz yani. Bu meleklerimizin pullu. Bu kimlerin? Unuttum ben bu kimlerin. Atıyoruz işte. Ha bu şey. Çöpçülerin. 3 tane yeter. Çöpçüler öyle güzel temizlik yapıyor ki bize hiç iş bırakmıyor. Süperler. Hadi afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar minikler. Benim bir tanem. Ben seni çok özleyeceğim biliyor musun? Aç. Ne oldu? Kaçtı. Çok özleyeceğim ben seni bir tanem. Karnımıza bakın. Oo kocaman oldu. Arkadaşlar ilk ultrasona gittiğimizde tek bir tane görmüşlerdi ya. O zaman herhalde mi acaba mı falan diye düşünüyordum ama imkanı yok yani bir tane olmasının. Bayağı bir fazla bebeklerimiz gelecek. Çünkü daha doğumuna tam 3 hafta var. 3 hafta öncesinde Pamuk Dorin bu kadar mıydı Taner karnı? Bu kadar değildi. Bunun karnı bayağı büyük. Çok bebek var. Bakın arkadan yanlar çıktı. Toto'ya bak Toto'ya. Of bebekler var diye sıkarak sevemiyorum esmesi gibi. Of ben seni çok seviyorum. Kuzumum benim. Bak 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 bebeklerimize bakın. Herkesten bir maşallah alalım. Nazar değmesin kuzuma. Nazar değmesin benim bir taneme. Çok özleyeceğiz seni. Tek başına ne yapacak diye düşünmeyin. Başka bir ortama bırakmak istemedik. Çünkü hem bizden ayrı hem evinden ayrı olduğu zaman strese girermiş. O yüzden biz kendi evimizde, kendi bildiği düzenle evin her köşesini biliyor zaten. Öyle gezer kafasına göre takılır. Değil mi? Bir tane benim. Kendine çok iyi bak. Kağıt bir tat yani. Oy çok tatlı. Aa evet. Canı sıkılmasın diye kağıtla oynamayı çok seviyor. Biraz kağıt yuvarlayacağım. Ay bakalım en sevdiği şey. Biz gelene kadar oynasın. Bunlar senin oyuncakların. 4 gün idare edersin. Bak bak. Çok fıstık ya. Çok özleyeceğim kuşumu şu tatlına bir bakın. Çiçeklerimizi sulayalım. Lina'nın balıklarını yemleyip Lina'yı kaldıralım. Lina şu an hala uyuyor. En sevdiğim şey. Günaydın. Kulaklarını kapatıyor. Balonlara gidiyoruz. Bir tanem. Bir tanem. O ne kızım? Annem. Oh, alamadın mı uykuyu? Yolda uyursun. Hadi bir tane. Ya anne ya. Hadi balıklarını yemle çıkıyoruz. Hadi güzelim. Bay bay. İnanın minnoşları. Şu pamuk, şu da teleskop. Bir tane yeter mi bunlara? Çok, İki çok, taneler çok, ya çok, çok bile. Alın bakalım güzeller. Oh. Günaydın. Ne mi giyeceksin? Hazırladım. Hazır orada. Gözünü açar açmaz ne giyeceğim? Sürün ya. Bak nereye gidiyoruz bak. Kapadokya'ya gidemedik diye Kapadokya'ya Lina'ya sürpriz yapıp odasına getirmiştim. Şimdi oraya gidiyoruz. Havalar berbatmış. Yolda konuşuruz canlarım. Ay. Ankara'da çok fena hava. Dünden yağmurlu. Beri yani yağmurlu. Hava bir kapalı. Hava kapalı. Hadi akalım. Neydi? Arabaya bindim, deme takalım. Bir, arabaya bindim, yürü bakalım. Radyomuzda yine deme takalım. Bir kere de bizi çalmadın adamı. Ya anne. Otur bakalım. Uyuyarak mı çalıyorsun Lina? Ay
anne, bugün bayram. Evet canım, bayramın kutlu olsun. Ver. Bayramın kutlu olsun. Tamam canım, vereceğiz. Dur bir çıkalım şuradan. Evet, gidiyoruz. Bay bay arkadaşlar. Çıkıyoruz. Anneciğim, tartının güzel kızım. Biz dört günlüğüne gidiyoruz anneciğim. Parayı alıyorum artık. İki tane. Bir yeter kızım. Hayır. Bir tane de babam verecek, iki. Ver babası sende. Al hadi. Sizin bayram yok mu? Bir küçük bir büyük. Tamam mı? Heh, ver. Öpücük, ben öpmeyecek miyim? Hadi baba ya. Sen de benden sana. Ya ne kadar güzel. 10 gündür hava şahaneydi. Tam kışa kaldık yine. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Vallahi gideceğim. İnşallah hava güzel olursa binebileceğiz inacım ona. Rüzgar olduğu zaman olmuyormuş maalesef. Niye olmuyormuş? Olmuyormuş. Rüzgarla havalarda balonu çıkarmıyorlarmış. Balon uçar gider diye mi? Evet yolumuza çıktık. Bayağı da geç kaldık. Saati 9 yapmışız arkadaşlar biz hazırlanıp çıkana kadar ama ancak. Yolumuz çok uzun değil. Eğer hiç durmadan gidersek 3,5 saat. Ama biz tabii kahvaltı falan etmedik. Şimdi gidelim bir kahvaltı edelim önce. Arkasından yolumuza yavaş yavaş devam ederiz. Bir acelemiz yok yani. Hava gerçekten çok kapalı. Hatta yerler sırılsıklam, her yer ıslak. Orada özellikle Ankara'ya göre daha serinmiş ve sürekli yağmur yağıyormuş. Biz hava durumuna hiç bakmamıştık. Artık Mayıs'a girdiğimiz için Mayıs'ta nasıl olsa serin olmaz diye düşündüğümüz için öyle ayarlamıştık rezervasyonumuzu. Hava durumuna bir baktık, gittiğimiz her günü yağmurlu gösteriyor. Oteli aradık. Biz böyle bir şey olacağını düşünmemiştik. Daha sonraki bir tarihe erteleyelim. Yine rezervasyonumuzu iptal etmeden dedik. Burası yalnız hep böyle dedi. Bir güneş çıkıyor, bir yağmur yağıyor dedi. Yağmur yağdığı zaman bir yarım saat yağıp geçiyor dedi. Bilmiyoruz ne derece doğru. Belki bizi ikna etmek için söylemiş olabilirler. Onlara çok fazla güven olmuyor arkadaşlar. Yani o öyle dedi diye kesin öyledir diyemeyeceğiz. Artık onu gidince göreceğiz. Ya eğer yağmur yağarsa da yapacak bir şey yok. Bir kafa dinlemiş oluruz. Dinlenmiş oluruz. Zaten onun için gidiyoruz. Hem evde havuz var, orada yüzerim. Evet, odamızın içinde de havuzumuz var. O bize yeter artar. Saunası var, hamamı var. Öyle güzel güzel challenge'lar gelebilir yani size. Bir tek oraya balon binmeye gitmiyorduk neticede, değil mi? Eğleneceğiz, tadını çıkartacağız. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Gölün kenarında, bizim evimize de çok yakın bir yer. Bir macera olmasın, şöyle güzel bir kahvaltı yapalım diye bildiğimiz bir yere geldik arkadaşlar. Kuş seslerine bakın, ne güzel. Sabahın erken saati ya. Hadi gel. Merhaba, hoş geldin. Ördek. Karabatak herhalde. Karabatak mı? Bak o tarafa bak. Ay çok güzel. Çok güzel. Hava güzel olsaydı da işte şimdi şöyle dışarıda göle karşı kahvaltı etseydik ne güzel olurdu ama evet, her yer sırılsıklam. Ağrı şişti. Evet ben görmüyorum onun tererok olduğunu canım. Biliş işte. Al bak sana beyin vereyim, beyin ye. Beyni büyüsün kızımı. Ceviz. Tam bir beyin. Tabii bak ben de hep böyle hazırlıyorum. Görüyor musun ne kadar yakışıyor? Taner bana kızıyor. Bu ne ya? Şekerli şeyleri üstüne atıp duruyorsun. Ya kahvaltıyla ne kadar güzel olmuyor mu? Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Aslında biraz vakit olsaydı şuraları şöyle gezseydik. Vakit var bizim elimizde de. Yola çıkacağız. Gerek yok. Uyan artık canım. Gidiyoruz. Hani çok uykum var. Giyişe bak giyişe. Bir de bana dersin. Agum'un kazı gibi. Sen kendine ben bak ya. Agum'un diyebiliyorum. Arkadaşlar seni de biliyor, beni de biliyor. Yerim. Şimdi gösteririm ben seni birazdan çaktırmadan boğulurcasına yediğini. Tabağını göster, hiçbir şey kalmamış bak. Bak bomboş. Çatalla yesene. Bu da çatalla yenmez ki ya. El lezzeti diye bana, bir şey var değil mi? Hele de o el benimse uf. Düşünün yani. Bu narin. Bu güzel. Bal damlamıyor mu kızım ellerimden? Hayır. Damlıyor kızım bak. Akıyor bak. Yine bakın arkadaşlar Allah aşkına. Arkadaşlar böyle kahvaltı götü, kaçmaz. Taner, götü. Kusura bakmayın ama. Ne demek böyle kahvaltı kaçmaz? Ben böyle hazırlamıyor muyum Taner'ciğim? Onu mu demek istiyorsun? Evet anne, hiç öyle hazırlamıyorum. Bence de mıhlama mı yaptı? Şunlara bakın arkadaşlar, ne diyor ya? Hiç yumurtalı menemen görmedik. Yumurta ben sevmediğim için olabilir mi? Evet işte. Kaymağı mı? Dur baban kaymağı mı? Kaymağı unuttuk. Baban var ya, kendinden geçti şimdi. Evet. Kaçmaz. Ramazan'dan da çıkınca. Evet yolumuza çıktık. 3 saatlik yolumuz var. Zaten otele de saat 2'de alıyorlar ya, ancak gideriz arkadaşlar. Belki bir yarım saat falan gecikmeli gideceğiz dur kalklarla falan. Biz bulduğumuz yerlerde 2-3 saatlik de olsa yol, bir çay kahve içmeden gitmiyoruz. Yolun tadını çıkarta çıkarta gidiyoruz kendimizi yormadan. Bu arada gün günlerden ne Tenel'cim?
Bayramın kutlu olsun. Bayramın kutlu olsun, tamam da senin de kutlu olsun da canım. Bugünün ayrıca bir önemi ve anlamı yok mu? Aa, devamını bekliyorum arkadaşlar. Ne çıkacak acaba? Nişan yıl dönümümüz. Evet, 13. nişan yıl dönümümüz ama ben hatırlatıyorum, görüyorsunuz. Yok, ben hatırlıyordum o da. İlk 5 sene arkadaşlar hatırlanıyor. Söyleyeyim. Özellikle bayanlara söyleyeyim. 5. seneden sonra ne nişan yıl dönümü, ne evlilik yıl dönümü. Yok, evlilik yıl dönümümüzü hatırlıyor şimdi, Allah var. Ama yani bir kutlaması mutlaması pek bir şeyini göremiyoruz yani. Kapadokya'ya gidiyoruz ya. Onu ben götürüyorum, benim hediyem o. Senden bana bir kutlama gelmeyecek mi? Seneye de ben. Bu mudur, yok mu yani? Söz, seneye de ben. Artık evlilik yıl dönümünde bekliyorum. Temmuz'un 24'ünde. Evet, 13. yılımızı dolduruyoruz. 14. yıla geçiyoruz. Vay be. Günler ne kadar çabuk geçiyor. Ah, ne kızdım, ne kızdım. Ama yine de yani söylesene bir şeyler. Güzelliğinden yine bir şey kaybetmedin şey falan desene. Övsün diye bekliyoruz ama hiç tık çıkmıyor. Ben sen hiç değişmediğin için. Aynısın. Kendimi övmeye başladım, kendi kendime. Ya. Susmuyor ki, bir şey söyleyeyim. Hadi söyle, tamam. Yani 13 yıl önceki Rukiye ile aynısın yani. Bir değişiklik. Aynıyım değil mi? Ay, teşekkür ederim. Maşallah, genceciksin. Aynısın olur mu? Daha da güzelleştin demen lazım. Bu nasıl bir iltifattır? Allah'ım ya, hep de üstünü istiyor. Öyle onu denilir desem, ama. Bunu niye demedin? Öyle denilir. Eskidikçe yavaş güzelleşiyorsun desene. Evet, sen eskidikçe güzelleşiyorsun. Evet. Siz bir de benim 60'ımı görün. Of! Afiyet olacağım 60'ta. Aynen. Arkadaşlar aynen da gerçek zannedecekler, ne kendi kendine hava atıp duruyor. Şaka bunlar arkadaşlar. Beni bilen bilir de benim konuşma tarzımdan artık siz benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ama yeni izleyen arkadaşlar ne diyor ya bu falan olabilirler yani. Evet, Ankara bitti galiba burada, öyle evet, mi? Evet, Ankara'ya çıktık. Ne çabuk çıktık, 5 dakikada. Aa, bizim evimiz Ankara'ya 5 dakika çıkışta mıymış? Gideceğimiz oteli o kadar çok merak ediyorum ki. Nereye giderseniz gidin, oteller aşağı yukarı hep aynı ya birbiriyle. Ama buranın yapısı, mimarisi bambaşka bir şey. Kapadokya'nın. Taştan falan böyle evler, mağara tipi değil mi? Eski mağaralara evet, falan benziyor. O yüzden çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir şey karşılayacak güzel, bizi. Güzel, değişik bence. Ürgüp'te falan çok fazla böyle diziler çekildi ya. Emrah'ın falan dizileri vardı ya bir ara. Asmalı Konak nerede çekilmişti? Orada, yine Kapadokya. Yine Kapadokya'daydı değil mi? Ama onlarınki konaktı. Onlarınki normal ev gibiydi, güzeldi. Bunlarınki biraz farklı, değişik. Ya çok beğeneceğiz ya hiç beğenmeyeceğiz. Öyle bir şey. Ha, Yer Gök Aşk da orada çekilmişti. Çok eski diziler bunlar, yıllar yıllar öncesinin. Siz daha şimdiden zaten Kapadokya'ya gidiyorsanız kesinlikle otel turu istiyoruz diye yazan çok kişi oldu. Gittiğimiz her yerde de ben zaten paylaşıyorum arkadaşlar. Gidince hemen çekeceğim size söz. Lina uyumuş. Lina'nın uyuması lazım. Lina çok geç uyudu. Aslında arkadaşlar o kadar yorgunuz ki, dün öyle yorucu bir gün geçirdik ki, bir günün içerisinde neler neler sığdırdık. Yani tamamen koşturmacalı bir gün geçti. Sabahın çok erken saatlerinde kalktık. Öğlene kadar birçok yerde oradan oraya, oradan oraya koşturduk. En son Dorin'imizi görmeye gittik ya, gitmeden bir görelim diye. Maalesef bir aydır hala klinikte arkadaşlar. Taburcu olmuş da fıtık ameliyatından sonra evimize almıştık ya, evimize geldi diye videosunda da göstermiştik. Ama iki gün sonrasında farklı sıkıntıları çıktı. Bu tarz komplikasyonlar zaten oluyormuş. Aynı insan gibi yani onlarda ameliyatları. İki gün sonra tekrardan kliniğe yatırdık. Yine oranın temizlenmesi gerekiyormuş. Uzun süreli bir diren takımı oldu. İçindeki kirli kanı falan boşalttılar. Sonrasında da dikişler asla kabul edilmedi. Her iki günde bir tekrar tekrar dikildi. Gerçekten çok ızdıraplı oldu onun için. Şimdi yine dikiş kabul etmediği için uzun zamandır açık yara şeklinde tedavisine yine devam ediliyor. Ama kesinlikle hayati bir tehlikesi yok dediler. Kritik hiçbir şeyi kalmadı. Başlarda çok fazla vardı. Çok korkmuştuk ama çok şükür öyle bir riskimiz kalmadı. Keyfi de gayet yerinde, oraya da alışmış. Bizim tek üzüntümüz bizden çok ayrı kaldı, çok acı çekti.
Bizim onu terk ettiğimizi falan düşünüyor galiba. Çünkü gittiğimizde gözümüzün içine öyle bir bakışı vardı ki, beni niye buraya bırakıp gittiniz der gibi. Ama çok iyi gördük. Artık bayram dönüşünde kesin olarak size dedi, vereceğiz dedi. Bunu da merak edip çok fazla soranlar vardı. Üstünden şöyle bir geçeyim dedim lafa açılmışken. Ben ne anlatıyordum ya, nasıl geldik bu konuya? Dünü anlatıyordum. Öğlene kadar bir sürü iş hallettik. Oradan oraya. Arkasından elleri kolları şöyle bir sıvadık. Bir temizliğe giriştik arkadaşlar. Akşama kadar temizlik yaptık. Sonra tabii bayramda gidiyoruz diye ailelerimizi ziyarete gittik. Sonra gece eve geldik. Gece saat 12'yi geçiyordu galiba. Valiz hazırlığına başladık. Lina uyumuştu. Herhalde 3.30'du falan yattığımız. Sabah da saat 7'de kalktık. 3.5 saatlik uykuyla yola devam ediyoruz şimdi. Bugün gittiğimde sadece bir otel turu çekeceğim. Havuza girer miyim bilmiyorum. Lina kesin girer. Dinleneceğim. Bugün tamamen dinleneceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Dışarıyı da gezmeyeceğim. Tamamen dinlenmeye ayıracağım bugün. Seviyor. Bakalım arkadaşlar, Taner beni hep videolarda ay canım karım deyip duruyor. Gerçekten doğru mu yalan mı, hadi bakalım. Seviyor sevmiyor. Ben çifter kopartıyorum. Seviyor sevmiyor. Bir sevmiyor çıkarsa yandın. Seviyor sevmiyor. 5000 liranı alırım. Seviyor sevmiyor. Hadi iyisin. 5000 liradan kurtuldun. Papatya gibi yerini özleyince, kalbim özlüyor seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Papatyam seni seviyorum. Göster. Kime daha çok yakıştı? Seninki saç kapatıyor. Kapatıyor mu? Haydi ya. Anneciğim senin için. Ay kuzum benim, çok teşekkür. Derim Allah'ım iyi ki doğurmuşum bunu, ben doğurdum bunu bakın. Balona geldik. Kocaman bir balon yapmışlar. Lina aynı böyle, daha büyüğü. İçine osuruyorsun, gökyüzünde sallanıyorsun. Bak sepeti var ya, sepetine evet. Oturup. Hatta içinde çıkıyor. Kahvaltı bile ediliyormuş ya arkadaşlar. Evet. Kahvaltılı balonlar falan da varmış. Hı? Ürgüp'e girdik. Ankara buz gibiydi, burası sıcacık. Evet, sıcakmış buraya. Evet, üstümdeki yağmurluk şu an o kadar terletti ki. Çok az kaldı, 6 dakikamız kaldı diye çıkarmıyorum şimdi. Bak ATV'ler burada. Aa, biz buraya geleceğiz. Evet, çarşısı da varmış. Küçük çarşısı da var. Aa, çömlekçiye geleceğiz. Aa, bak, çömlek videomuz geleceğiz. Aa, buraya da geleceğiz arkadaşlar. Şurada 2 dakika duralım mı? Bence duralım, bak herkes durmuş. Şurada ne gördün ki Linacığım? Seyir Tepesi'ne geldik. Artık Seyir Tepesi koydum ben adımı. Doğru mudur bilmiyorum artık. Aklı olan Seyir Tepesi koyar. Bunlar peri bacaları. Evet, peri bacaları. Linacığım bak. Bunlar böyle kendiliğinden oluşmuş. Evet. Taşlar bayağı kendiliğinden oluşmuş. Rüzgar ve sularla. Rüzgar ve sularla oluşmuş. İsmini de peri bacaları koymuşlar. Nasıl görünüyor? Aşağı indir. Şöyle aşağı indirebilirsin. Sen ben yukarı kaldır. Dur ben seni kaldırayım, gel. Ya hiç şey görünmüyor. Nasıl görünmüyor? Bir bakayım, dur ben bakayım. Baksa niye de? Ha şöyle yapacaksın Lina. Şöyle gezdireceksin. Yukarı. Görüyor musun? Görüyor musun? İndir aşağı daha fazla. Sağ sol yap. Şöyle yap. Aa! Balonumuza bak. Bak hadi. Artık yağmur yağsa da gezeriz, erimeyiz yani. Evet. Oradan bir tur yaparız, o zamanlar bakın. Deveye bakın. Bak, deveye bineriz belki. Aa, deve! Çok güzel görünüyor değil mi ya? Görüyor musun? Kaldırınca zaten şurada 3 tane baca gözüküyor. İndir sen onu kaldırınca. Gözün iyice yaklaştı. Çok güzel, bak 360 derece böyle. Buradan.
izleyebiliyorsunuz. Şunu yapmıştık manzarayı. Ay sağdaki evlere bak. Otel galiba orası değil mi? Bilmiyoruz. Ya ne kadar güzel. Çok güzel. Bak vadi aşağısı. Bak şimdi yakından göstersene. Vadiler. Ay ne güzel. Bak gerçekten bak bu güzel. Evde falan çekilmiş olabilir. Otelmiş bak. Burası. Daha değil otelmiş evet. Böyle bir otel. Evlerde çekilmiştir belki. Lina dört gözle inişimizi bekliyor. Çok az kaldı. Geldik. Buraya gireceğiz şimdi Lina'cığım. Arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik. Bundan sonrakinde artık otel turu odamızı falan gezdirerek yine istediğiniz için sonraki videomuzda içeriği gezdireceğiz. O yüzden şimdi buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.